Altay tankı yerli zırh teknolojisine kuşanmaya hazırlanıyor. Roketsan mühendisleri Altay için güncel tehditlere karşı geliştirilmiş yeni nesil hibrit bir zırh sistemi geliştirdi. Yeni zırh sistemi önümüzdeki günlerde Altay tankına entegre edilecek. Türkiye'nin savunma sanayisinde yüz akı ürünlerin başında zırhlı kara araçları geliyor. Araçlar 50'ye yakın ülkede başarıyla görev yapıyor. Envantere katılmasına sayılı gün kalan Altay tankının kuşanacağı zırhta Roketsan tarafından karşılanıyor. Roketsan mühendisleri Altay için güncel tehditlere karşı geliştirilmiş yeni nesil hibrit bir zırh sistemi geliştirdi. Aselsan zırh sistemleri konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübesini milli projeye aktarıyor. Hem füze hem de zırh sistemleri üretiliyor. Düşük ağırlıklı zırhlar çevresel koşullara adapte olup yüksek seviyede koruma sağlayabiliyor üstün zırh teknolojisi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki diğer tanklara da uyarlanabilecek. İlerleyen aşamada insansız kara araçlarında da kullanılacak. İki Altay tankının önümüzdeki günlerde testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Birçok zorlu testin tamamlanmasının ardından tank seri üretime geçecek. Ülkedeki çelik üreticileri de savunma sanayinde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli çelik üretimi için çalışmaları hızlandırdı. Başta balistik ve patlatma testleri olmak üzere çok çeşitli testlerle araçlar sınanıyor. Araç maliyetlerinde zırh çeliğinin payı %5-12 arasında değişiyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu halkın ziyaretine açıldı. Sarayburnu'na demirleyen gemi ziyaretçi akınına uğradı. Gemi 24 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak hep televizyondan izlediler. Bu kez ilk kez yakından görme şansını yakaladılar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın elindeki en büyük savaş gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'nda ve TCG Anadolu bir hafta boyunca İstanbullular tarafından ziyaret edilebilecek. Son hazırlıklar yapıldı. Saatin gelmesiyle birlikte ziyaretçiler gemiye alındı. Saatler 13'ü gösteriyor ve TCG Anadolu İstanbulluların ziyaretine açıldı. ilk grup şu anda gemiye biniyor ve az sonra gemiyi ziyaret edecek. İlk günden ilgi yoğundu. Ziyaretçiler geminin güvertesine çıktı. Gemiye gelenler sadece TCG Anadolu'yu değil, üzerinde bulunan helikopterleri, Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağını da görme fırsatını yakaladı. Çok gurur duyuyoruz devletimizden, milletimizden. Çok beğeniyorum. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. Evet evet gayet güzel yemeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz gurur duyuyoruz. Şu an. Beğendim Allah razı olsun yapandan da. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olan TCG Anadolu'nun yapımı için ilk çalışmalar 2014'te başladı. 9 yıllık titiz bir çalışmanın ardından Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. Dünya üzerinde bu sınıfta gemi sadece 12 ülkede bulunuyor. TCG Anadolu dikey iniş kalkış yapabilen savaş uçakları, sihalar ve helikopterleri bünyesinde barındırabiliyor. Ayrıca bir tabur askerin de konaklayabileceği donanıma sahip. Taktik zırhlı araçlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları gibi yüze yakın kara aracı da gemide bulunabiliyor. Gemide ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleriyle yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir hastane de var. TCG Anadolu barış zamanlarında insani yardım operasyonlarında da görev alabilecek kapasiteye sahip. Geminin aktif olarak yakın zamanda Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi planlanıyor. Gerektiğinde Hint ve Atlas Okyanuslarında da kullanılabilecek. 10 Nisan'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen TCG Anadolu, halkın ziyaret edebilmesi için önceki gün saray burnuna demirlemişti.